Herkes selamlar. Ben Esat. Bugün günlerden salı. Yoğun bir gün geçiriyorum. Sabah çok erken kalktım. Bugün iş yerindeki işte çöpleri falan toparladık. İşte böyle şeyler çıktı. Bu arpa taneleri falan var içinde. Onlar da ıslandığı zaman çok kötü koku yapıyor, fermente olup. Şimdi araziye geldim. Bizim arazilerimiz sulanıyor şu an. Artık son suyu veriyoruz, bitti. Çalışanlarımız suluyor ama işte yetişemedikleri tarla var. Ben de onlara yetişmeye çalışıyorum, kontrol ediyorum. Şu an sulanıyor arazi. Her şey yolunda. Burası bizim arazi bu arada. Kurumamış. Bu bayağı uzun bir parça. L bir parça yani. İleride dönüyor böyle L şeklinde. Gayet iyi. Bu sene somaklar iyi. Yani şu an gördüğüm kadarıyla şu somak iyi bir verim getirir diye düşünüyorum. Ya Çukurova bölgesinde özellikle bu salma suyu yapıyorsanız bu verim gayet iyi. Yani Allah bereket versin. İnşallah bir kaza bir bela olmazsa hasadımızı Ağustos'un 20'si gibi falan yapacağız. Biz bu sene yaklaşık 220 dönüm kadar falan bir mısır ektik. Gerisi ayçiçeği, ondan sonra buğday, arpa falan gibi ürünler. Daha doğrusu kıraç arazilere daha çok arpa ekiyoruz. Bu sene mısırlarda hastalık var. Tabii bizim mısırımız da yok. Bu başkasının mısırı. Gördüğünüz gibi kök kuruması hastalığı var. Erkenden kurumuş. Biraz zayıf. Yani aldığınız tohuma dikkat edin arkadaşlar. Yani ucuz tohum olabilir. Belki verimde de yüksek verebilir. Ama Allah korusun, işte böyle hastalıklara, afetlere dayanıksız olabiliyor o tohumlar. Yani genini iyi geliştirememiş oluyor firmalar. Bu konuda daha çok tecrübeli firmaları size öneriyorum. Bizim ektiğimiz tohum 67-61. Biraz pahalıya aldık. Hatta millet 650 liraya falan alırken biz 730 liraya aldık. İşte gördüğünüz gibi sifonlar çalışıyor. Yalnız 3 sifon aldığı için biraz hava yapıyor yani. Kanaldaki su yetmiyor gibi anladığım kadarıyla. Evet, ama akıyor yani, sorun yok. Bu akar yani, böyle hava yapar. Su iyi geliyor. Biliyorsunuz Çukurova'da böyle bir şansınız var. Diğer bölgelerde maalesef hala yani oradaki sulama şeyi yetersiz olduğundan dolayı hala elektrikle işte kuyudan yapılıyor. Bu da fazla maliyetli oluyor. Yani bu konuda Çukurova'daki çiftçiler daha şanslı Türkiye'nin diğer yerlerine nazaran. Tabii bu başka yerlerde de var, bu kanal sulama sistemleri. İşte dediğim gibi yani bizim burada her şey avantajlı. Çünkü toprak çabuk ısınıyor. Biz Mart 7'de ektik. Yani Mart 7'de yani ben hatırlıyorum, Bursa'da falan okudum bu arada ben. Yani Bursa'da okuduğum için oradaki arkadaşlarım falan var, çiftçi arkadaşlarım. Onlar çok geç ektiler bildiğim kadarıyla. Mayıs sonu gibi, Mayıs ortası gibi falan, Nisan ortası mı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 1-1,5 ay kadar bir fark var. Yani bizim Çukurova'nın özellikle havasından dolayı, toprağın çabuk ısındığından dolayı mahsuller daha erken biçiliyor. Erken biçildiği için de daha böyle değerinde satılıyor diyebilirim. Hani Çukurova'daki hasat biçildikten sonra diğer bölgelerde, hani mısır piyasada çoğaldığı için, Çukurova'da biçildiği için diğer bölgelerde mısır işte dip fiyattan ya da işte normal işte artık biraz daha eksik fiyattan işlem görüyor. Gördüğünüz gibi biz bu tarlaya toplam 75 kilo üst gübre, ondan sonra bir de 50 kilo taban gübresi attık. Yaklaşık 9. suyu falan veriyoruz şu an. Biz suyu fazla verenlerdeniz. Ama yani bitki terleme yapıyor. Açtığınız zaman soma bitki terleme yapıyor. Tabi az önce gösterdiğim somak kurumuş artık. Yani o çok şey olanlardan, ama genel olarak içine girdiğiniz zaman böyle hala daha yaprakların yeşil olduğunu görebilirsiniz. Yani mesela size şöyle göstereyim. Yani artık bu son suyunu alıyor diyebilirim. Yani içinde hafif bir sütü var. Yani bitecek gibi gözüküyor. Ondan sonra
Biz bir ara çapa yaptık. Ara çapa yaparken de 20 kilo gübre attık. İşte o 50 kilo üst gübre bir attık. Bir de 20 kilo bir attık. Gayet de güzel bir etkisini gördük. Biz bu tarladan aşağı yukarı işte böyle tane hesabını yaptım. Aşağı yukarı bir 1600 kilo, 1700 kilo, 1800 kilo bir verim bekliyoruz. Allah bereket versin. Daha da aşağısı olabilir. Biz emeğimizi yaptık. Artık teslim Allah'a yani. Artık doğal afet gelirse bilemem tabi, orası ayrı. Bu konuda bu sene İç Anadolu'daki işte çiftçilerimiz biraz şanssız. Onlar da dolu vurdu. Onlara da çok geçmiş olsun diliyorum. Gayet her şey yolunda şu an. Yani inşallah Ağustos'un 20'si gibi falan biz bu araziyi biçtireceğiz gibi duruyor. Şimdilik bu kadar. Biraz sonra tekrardan açmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım güzel şeyler başarırız. Çok teşekkür ediyorum.